Hola todos, bildiğiniz üzere uzun süredir İspanya'da hükümet kurulmaya çalışılıyordu. 8 aylık bir sürecin ve iki genel seçimin sonunda 7 Ocak Salı günü hükümeti kurmayı başardılar. Peki hükümeti kurmak neden bu kadar zor oldu? Kimler hangi sözlerinden geri döndü? Hangi sözlerini yutmak zorunda kaldılar? Bütün bunları anlatacağım. Ama bunları anlayabilmemiz için öncelikle bir önceki hükümete ve İspanya siyasetinin son birkaç yılına bakmamız gerekir. 2016 genel seçimlerinde Merkez Sağ Parti, Partido Popüler yani Halkın Partisi Sandıkta en fazla oy alan parti olmuş ve parti lideri Mariana Rajoy da başbakanlık koltuğunu oturmuştu. Ancak bazı İspanyollar bundan rahatsızdı. Çünkü bu parti uzun yıllardır iktidardaydı ve 2009 yılında başlayan bir yolsuzluk skandalına üst düzey yöneticilerin ismi karışmıştı. Casado Gürtel adıyla bilinen bu davaya toplam 37 kişinin ismi karışmış. 2009 yılından beri da tamamlanamamış bir davaydı. Bu davaya Casado Gürtel denmesinin sebebi Çete lideri olarak adlandırılan Francisco Correa'nın soyadının Almanca Gürtel anlamına gelmesi. Türkçe ne demek diye sorarsanız kemer demek. Ancak seçimlerin yapıldığı 2016 yılında Gürtel davası henüz sonuçlanmamıştı. Rahoy yolsuzluk iddialarını reddederek hükümeti kurdu ve işine koyuldu. Gürtel dosyası Partido Popular'ın 1990-2008 yılları arasındaki ekonomik faaliyetlerini inceliyordu. Sete lideri olarak adlandırılan Francesco Correa'nın beraber çalıştığı iş insanlarının yanında partiden çok çeşitli isimler de bu davada sanık olarak yargılanıyordu. Eski bakanlar, partinin eski mali işler sorumluları, eski genel sekreterler, Madrid ve Valencia bölgesindeki birçok vali ve daha alt kademeden birçok politikacının ismi davaya karışmış ve toplam 37 kişi yargılanıyordu. Davaya konu olan yıllardan 1990-2003 yılları arasında Rahoy o zamanlar partinin genel sekreter yardımcısıydı ve partinin siyasi kampanyalarının yürütülmesinden sorumluydu. Ancak Rahoy'a hiçbir zaman dava açılmadı. Yalnızca Temmuz 2017 yılında mahkemeye tanık olarak çağrılmıştı ve ifadesinde bütün suçlamaları reddetti. Rahoy, kara paranın döndürüldüğü B kasasından hiçbir zaman haberdar olmadığını, siyasi kampanyaların sadece siyasi kısmından sorumlu olduğunu, finansal kısmını hiçbir zaman bilmediğini ve partide yanlış insanlara güvendiğini şu anda anladığını söyledi. Dava süresince eski Mali İşler Müdürü Barsenas tarafından rüşvet almakla, Francisco Correa tarafından ise yolsuzlukları bilmekle suçlanmıştı. Ancak Rahol bütün bu suçlamaları reddetti. 24 Mayıs 2018 günü geldiğinde, dava sonuçlandı. Ve 37 sanığın 29'u toplam 351 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bunun yanında milyonlarca euro da para cezasına çarptırıldılar. Tete lideri olarak adlandırılan Koreya 51 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mali işler sorumlusu olan Barsenas ise 37 yıl hapis cezasının yanında 44 milyon euro da para cezasına çarptırıldı. Partido Popüler ise enteresan bir şekilde Yolsuzluktan mali kazanç sağlanması sebebiyle 245 bin euroluk para cezasına çarptırıldı. Böylece Rahoy, İspanyol tarihinde mahkemeye tanıklık eden ilk başbakan, Partido Popular'da yolsuzluk davası yüzünden para cezası ödeyen İlk parti olarak tarihi isimlerini yazdırdılar. Mahkemenin bu kararının ardından Rahoy aynı gün bir başısın açıklaması yaptı. Ve bu karardan hem ülkenin hem de partinin büyük yara aldığını ancak bu yaraları sarmak için çok çalıştıklarını söylediler. Partide yalnızca yolsuzluk yapan 3-5 kişi olmadığını, aynı zamanda binlerce onurlu siyasetçi olduğunu ve partinin bu 10-15 kişiye indirgenmemesi gerektiğini söyledi ve bu davalar münferittir dedi. Ayrıca bu konuların parti içinde konuşulması ve iyi değerlendirilmesi gerektiğini e, ama ülkenin geleceği için çok çalışacaklarını ekledi. Bu arada her ne kadar hükümeti kurmuş olsalar da 350 kişilik meclisteki milletvekili sayıları sadece 137 idi ve hükümet kurulurken bir başka merkez parti olan Ciudadanos'un e. dışarıdan desteğini almak zorunda kalmışlardı. Ayrıca 2017 yılında patlak veren Kataman krizi yüzünden de hükümet oldukça zayıflamıştı. Bunu fırsat ve bilen PSOE lideri Pedro Sanchez, meclise güven oylaması önerisinde bulundu. Bir hafta içinde güven oylaması yapıldı ve 169 evete karşılık 180 hayırla Rahoy başkanlığındaki hükümet güven oylamasını geçemedi. Rahoy istifasını krala sunduktan sonra parti liderliğinden ve diğer bütün görevlerinden de ayrıldı. Bunun üzerine yeni hükümeti kurma görevi PSOE lideri olan Pedro Sánchez'e verildi. Bu arada sürekli PSOE diye bahsettiğimiz partiyi biraz açalım. İspanyolcası Partido Socialista Obrero Español. Yani İspanyol İşçi Sosyalist Partisi. Parti İspanya tarihinin en eski ikinci partisi olma özelliğini taşıyor ve 1879 yılında kurulmuş. Ancak 150 yıllık bu süreçte partinin çizgisi oldukça değişmiş. 1979 yılında dönemin lideri artık Marksizmin uygulanabilir olmadığını, sosyalist olmanın daha önemli olduğunu açıklamış ve partinin artık Marksist olmadığını açıklamışlar. Önceleri parti üyesi olabilmenin bir şartı olan işçi sendikalı üyeliği de zamanla bir şart olmaktan çıkmış. Hatta 1988 yılında İşçi Partisi hükümetteyken işçi sendikası bir grev bile başlatmış. Böylelikle İşçi Partisi'nin çizgisi zamanla sosyal demokrat bir çizgiye yaklaşmış. Rahoy'un istifasından sonra meclisteki ikinci büyük parti olan İşçi Partisi'nin lideri Pedro Sanchez'e yeni hükümeti kurma görevi verildi. Pedro Sanchez, ülkeyi yakın zamanda erken seçime götüreceği sözünü vererek hükümeti kurmayı başardı. Ayrıca konumda sadece 84 milletvekili vardı ve zaten ülke Katalan kriziyle kaynıyordu. Bu sırada kısa süre önce kurulan aşırı sağ parti Vox, en üstteki yerel seçimlerde büyük bir başarı elde ederek genel seçimler için de adından söz ettirmeye başladı. Vox'un bu aşırı milliyetçi propagandalarının prim yapmasının tabii ki Katalan krizinin de büyük bir rolü vardı. Ülkede bu kaos ortamı devam ederken 28 Nisan 2019'da İspanyollar sandığa gittiler. Seçim sonuçlarına göre en başarılı partilerden birisi İşçi Partisi'ydi ve sandıktan birinci olarak çıkmayı başardılar. Milletvekili sayılarını 123 ayı yükseltseler de yine de meclisin salt çoğunluğunu oluşturmaktan oldukça uzaklardı. Bu arada belirtmek lazım. Koltuk sayılarına bakıldığında İşçi Partisi'nin Halk Partisi karşısındaki yükselişinin daha çok yine diğer sol parti oylarından geldiği anlaşılıyor. Yani diğer sol, sol partilerden oylar İşçi Partisi'ne kayarken Partido Popüler'in oyları da diğer iki büyük sağ partiye kaymıştı. Ciudadanos Partido Popüler'den kaydırdığı oylarla milletvekili sayısını 25'ten 57'ye çıkarmıştı. Vox ise bir önceki genel seçimlerde yalnızca 50 bin oy almış ve hiç milletvekili çıkaramamışken bir anda meclise 24 milletvekili birden sokmayı başararak büyük bir başarıya imza attı. Partido Popular ise meclisteki 135 koltuğunun 69'unu kaybederek yolsuzluk davasının sonuçlarını büyük bir hezimetle yaşamış oldu. Sonuçta sandıktan birinci çıkan işçi Partisi lideri Pedro Sanchez'e hükümet kurma görevi verildi. Ancak Sanchez hiçbir parti lideriyle anlaşamadı. Ciudadanos ve Partido Popular'la ilerlemek pek kolay değildi. Vox zaten ihtimal dışıydı. Geriye diğer daha radikal sol parti olan Unidas Podemos kalıyordu. Ancak onun lideri Pablo Iglesias hem koalisyon hükümeti kurmak hem de başbakan yardımcılığı istiyordu. Pedro Sanchez ise bu teklifleri şiddetle reddetti. O hükümeti tek başına kurmak istiyordu. Ancak bir partinin dışarıdan desteğine razı olabilirdi. Eylül ayına gelindiğinde hükümet kurmak için bir arpa boyu bile yol alınamamıştı ve 5 aylık sürenin de sonuna gelinmişti. Bu nedenle ülkenin 10 Kasım'da tekrar genel seçime gideceği duyuruldu. Rahoy'un güven oylamasını geçemediğinden beri geçen süre 16 ayı bulmuştu ve ülke politik istikrarsızlıkla çalkalanmaya devam ediyordu. Pedro Sanchez'in planı seçmeni koalisyon hükümetinin işe yaramayacağını ikna etmek ve böylelikle daha fazla oy toplayarak e, tek başlarına hükümet kurmayı mümkün hale getirmekti. Temmuz 2019'da yaptığı bir konuşmada amacının Katalan bağımsızlık yanlısı partilerine bel bağlamayan bir hükümet kurmak olduğunu söylemişti. Pablo Iglesias'ı da hükümeti kontrol etmeye çalışmakla suçlamıştı. Ve Pablo Iglesias'ın ona söyledi, eğer bizimle koalisyon kurmazsan bu ülkeye hiçbir zaman başbakan olamayacaksın cümlesini konuşmasında şu şekilde aktarmıştı. İspanya'ya faydası olmayacağını düşündüğüm bir hükümete başbakanlık yapmaktansa şu anda inancımı seçiyorum ve bu ülkeye başbakanlık yapmıyorum. Bu söylemin seçmenini yükselteceğini ve oylarını artıracağına inanıyordu. 10 Kasım'a yaklaşırken İspanyollar genel seçimlerden de politik istikrarsızlıktan da bıkmıştı. Bir yandan da daha önce hiç meclise girmemiş, bu nedenle de seçmenlerini hiç hayal kırıklığına uğratmamış Vox, yeni bir alternatif olarak görülmeye başlanmıştı. Ayrıca boksun vaatleri oldukça iddialı ve çarpıcıydı. Bağımsızlık yanlısı Katalanların özelliğinin elinden alınması ve doğrudan Madrid yönetimine bağlanmasını istiyordu. Ayrıca göçmenler hakkındaki politikaları da oldukça çarpıcıydı. Göçmenlerin vergi kaçırdığı, sokakları güvensiz hale getirildi ve cinsel saldırıların çoğunun göçmenler tarafından yapıldığını söyleyen bir takım araştırma verilerini sunarak propagandasını yapıyordu. Çok geçmeden bazı sosyal bilim uzmanları Vox hakkında bir bildiri yayınladı. Vox'un araştırma verileri diye paylaştığı sayıların gerçek verilerle uyuşmadığının, Vox'un bunu sistematik ve kasıtlı olarak İnsanları yanıltmak amacıyla yaptığının ve bunun ileride İspanya için büyük bir tehlike olabileceğinin anlatıldığı imza bildirisi kısa sürede binlerce akademisyen ve bilim insanı tarafından imzalandı. Vox'un bu aşırı milliyetçi, kadın karşıtı, göçmen karşıtı propagandasından endişelenenler de sosyal medyada bir oy verme kampanyası başlattı. Sosyal medyada yayılan bu karikatürde oy vermeyi es geçiyorum. Benim ideallerime göre bir parti yok diyen kişiye, arkadaşı, Evet ama senin ideallerinin karşıtı olan bir parti var diyerek insanları oy vermeye teşvik ediyordu. Bütün bu gerilimin sonunda 10 Kasım günü birçok parti için Hüstanla sonuçlanırken Vox başarısını ikiye katladı. Pedro Sanchez'in tek başımıza hükümeti kurmazsak bu iş olmaz şantajı seçmen üzerinde işe yaramadı ve meclisteki koltuk sayıları 123'ten 120'ye düştü. Aynı şekilde Unidas Podemos'un milletvekili sayısı da 42'den 38'e düşmüştü. Zaten Nisan ayında yapılan genel seçimlerde de bu iki parti koalisyon kursa dahi mecliste salt çoğunluğu sağlayacak oy sayısına ulaşamıyordu. Ancak şimdi işleri daha da zorlaşmıştı. Bu arada eski siyasi gücüne ulaşamasa da Partido Popular yine de oylarının bir kısmını geri toplamayı başardı ve milletvekili sayısını geri 66'dan 88'e çıkarttı. Vox'un milletvekili sayısı ise 24'ten 52'ye ulaştı ve genel seçimin tekrarlanması en çok Vox'a yaradı. Siyoda Danos yaklaşık 3 milyon oy kaybetti ve 57 koltuk sayısı sadece 10'a düştü. Seçimden sonra parti lideri Albert Rivera görevinden istifa etti. Sadece 39 yaşında olan ve partiye 13 yıl kurucu liderlik yapan bu politikacının yeri geldiğinde istifa etmeyi bilmesi de takdire şayan. İstifasıyla beraber politikadan çekildiğini ve artık iyi bir eş ve iyi bir baba olmak için çalışacağını söyledi. Seçim sonrası süreç ise hayret verecek ölçüde hızla gelişti. PSOE ve UNIDAS Podemos'un liderleri 48 saat içinde bir anlaşma imzalayarak koalisyon hükümetinin çerçevesini belirlediler. Ayrıca Pedro Sánchez, Pablo Iglesias'ın başbakanlık yardımcılığını da kabul etmek zorunda kaldı. Ancak buna rağmen bağımsızlık yanlısı olmayan diğer küçük partilerin birer ikişer oylarını alsalar da meclisteki oyları 169'u geçmiyordu. Böylece Sanchez geri vitesin bizim de ülkemizde görmeye alışkın olduğumuz bir türünü sergiledi. Temmuz ayında Katalan Parlamento Başkanı Kim Torra için Kim Torra gibi birisi başkanken bana Katalonya ile diyalogtan bahsetmeyin diyen Sanchez Katalan Ayrılıkçı Partisi ERC ile anlaşarak Katalonya ile diyalog sözü verdi. Anlaştığı bir diğer ayrılıkçı parti Bask bölgesinden Ehbil'de oldu. Böylece bu iki parti hükümet oylanırken mecliste bulunmayacaktı. Oylamanın birinci turunda hükümetin saat çoğunluğu sağlaması gerekiyordu ve 176 oy sayısına ulaşılamadı. Böylece 7 Ocak Salı günü ikinci tur oylamaya geçilmiş oldu. İkinci tur oylamada meclisin saat çoğunluğu şartı aranmıyordu sadece katılımcıların çoğunluğunun sağlanması gerekiyordu. Bu iki partinin 18 milletvekilinin salondan ayrılmasıyla da katılımcı sayısı 332'ye düşmüştü. Böylece Sanchez liderliğindeki hükümet 165 hayıra karşılık 167 evetle yani yalnızca 2 oyla meclis oylamasını geçmeyi başardı. Ve böylece 7 Ocak Salı günü İspanya hükümetine kavuşmuş oldu. Pedro Sanchez ise hem koalisyon hükümetine evet demek hem de ayrılıkçı partilerle bir anlaşma yapmak zorunda kalmıştı. Dileriz bu hükümet uzun soluklu olur ve İspanya'nın 2 yıldır içinde olduğu politik istikrarsızlık son bulmuş olur. Videomu beğendiyseniz beğeni tıklamayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.